Bir tane hasta geldiğinde işte bütün her şeyi yapıyoruz, bütün eklemler açık, mobilizasyonlar, her şey çok mükemmel. Ama hasta diyor ki hala benim mesela sol kürek kemiğimde ağrı var diyor. Nasıl açıyorsun kapağı mesela? Ben de kapalı mı? Nasıl anlarsınız? Çoğu sağ taraf bel ağrısının nedeni de olabiliyor bazen. Aynı zamanda bu psikosomatik ağrılarıyla beraber bağırsakları da etkileniyor. Arkadan omurgayı çektiği için lumbar lordozu azaltabiliyor. Eş düşmesi derler, göbek çıkığı derler. Olabilir ama olmayabilir. Her hasta farklı. Zeynep Hanım, osteopatide ne yapıyorsunuz? Mesela osteopatiyi bize biraz anlatın. Osteopati aslında bütüncül bir yaklaşım. Bir hasta geldiğinde bize manuel terapiden ayrı olarak kafamızda bir harita kuruyoruz. Hastanın organ yansımaları, disfonksiyonları, bir sakrokranial bağlantıları, yani beyin ve bu kuyruk sokumuna bağlı olan dura gerginlikleriyle beraber bütüncül olarak değerlendiriyoruz aslında hastayı. Bunların hepsi ne demek? Bir tane hasta geldiğinde işte bütün her şeyi yapıyoruz, bütün eklemler açık, mobilizasyonlar, her şey çok mükemmel. Ama hasta diyor ki hala benim mesela sol kürek kemiğimde ağrı var diyor. Bunu çözmek için artık başka şeyler düşünmeye başlıyoruz. Arkasında yansıyan ne var? Yani bu sol tarafta bir midenin disfonksiyonu olabilir, fasyasının gerginliği olabilir. Tabii ki hastanın stres durumu değerlendiriliyor. Torakal kısımda bu eklemlerinin hareketliliğiyle beraber çeşitli organlarla tedaviler yapılabilir. İşte bu sinüsler, kafa içi, basınçlar. Organlara ne yapıyorsunuz mesela? Organlara ne yapıyorsunuz? Nasıl müdahale ediyorsunuz? Aslında dışarıdan bakıldığında ufak ufak dokunuşlar yapıyoruz. Bazen böyle ani çekmeler yapabiliyoruz bu organların ligamentleri için. Gerginliklerine bakıyoruz. En çok sevdiğim şeylerden birisi kapak açmak. Yani her organın çıktığı noktada başka bir organla birleşti. Meşhur bir kapağınız var. Kapaklarımız. Biz kirlikte çok konuşuyoruz bunu. Benim ismi İlyo Çeker Zeynep diyor. Nasıl açıyorsun kapağı mesela? Ben de kapalı mı? Nasıl anlarsınız? Yani ilk başta hastanın böyle değerlendirmesini yaptıktan sonra palpasyonla bakıyoruz aslında. Aslında bu organ durumlarında bu kapakların gerginlikleriyle biz palpasyonla bakıyoruz. Kaç kapak var, bana sayar mısın? Yani say diyor ya kapaklı. Şimdi, kaç çeşit balık var diyor ya, o da say diyor. Sindirim sistemine bakıyoruz aslında. Özefagus, yani yemek borusunun mideyle birleştiği bir noktası. O mu gidiyor çeker? Hayır, o en sonda. noktada gerginliklere bakıyoruz. Sonra midenin 12 parmak bağırsağına geçtiği noktada bir kapağa bakıyoruz. Ondan sonra işte bu ince bağırsağa bağlantılı noktalar, işte sonrasında kalın bağırsağın bağlandığı en son noktası da iliyoçakar kapak aslında. O da çok önemli çünkü çoğu sağ taraf bel ağrısının nedeni de olabiliyor bazen. Ya da bu dolaşım bozukluklarında bağırsaklar da kapatabiliyorlar bu bacak alt ekstremite bütünlüğünü. O yüzden çok önemli bir yeri peki, de var. Peki bu kapaklar kapanınca ne oluyor? Bütün kapılar kapanıyor. Aslında yani dolaşım mı azalıyor? Dolaşım azalıyor. Kas mı geriliyor? Dolaşım azalıyor. Hastanın aynı zamanda bu psikosomatik ağrılarıyla beraber bağırsakları da etkileniyor. Arkadan omurgayı çektiği için lumbar lordozu azaltabiliyor. Yani bel çukuru dediğimiz postürel bozukluklara da neden oluyorlar. O yüzden çok önemli. Sadece visceral, yani organ kaynaklı değil, beyin içindeki basınçlar kaynaklı bir sürü yaptığımız uygulamalar var. Çoğu uygulama migrene çok iyi geliyor. Sağ taraf mesela, hastalar der ki sadece sağımın bu tarafından gelen ağrılarım var. Biz buralarda birkaç uygulama yaptığımızda kranium bölgesinde, kafatasını açma uygulamalarında çok ciddi rahatlama oluyor hastalarda. Bazen tam tersi olabiliyor, ağrılar artıyor gibi gibi. Ben daha çok konuşurum. Ben de bir şey sorayım. Buyurun. Geçmişten gelen böyle bir göbeğin kaymış durumu vardır. Bununla ilgili evet, bir şey evet. Var mı? Ya aslında şey böyle eş düşmesi derler, göbek çıkığı derler. Onda da böyle hani bazen... Bununla ilgili bir makale okumuştum da. Evet. Bununla ilgili yurt dışında bir araştırma yapmışlar. Tabii çok okuyor. Bunlar şeylerle alakalı aslında. Bu iç organlarımızı saran bir yapı var, pleura diye. Bu aslında bir poşet gibi bir yapı. Bu embriyolojik olarak gelişen organların en son böyle taşıyan. Bu pleuranın bazen gerildiği, sıkıştığı noktalar var. Ve bu eskiden böyle şişeyle mi yaparlarmış ya da kaşıkla mı bir...
süpürgeyle bile yaptıklarını duymuştum. Evet. Onlarla böyle göbek kısmından çevirerek hani atar damarın, yani oradaki attığı kısmın pulsasyonun başka bir yerde olmasıyla teşhisi konuluyor ve onu tam orta noktaya getirtme derler ama onun altında çok apayrı bir dünya var aslında. Bunu bizim bildiğimiz teyzeler yapıyor mu? Yani eskilerde şey yapıyorlar. Aslında şöyle bir şey, benim okuduğum makalede şöyle yazıyor. İşte bildiğimiz bu abdominal aortun aşırı gaz veya kabızlığa bağlı bir kenara doğru itilmesi sonucu hissedilen ağrı aslında. Abdominal aort tam göbek deliğimizin arkasında hissetmek ister. Yani aslında eskiler öyle yapıyormuş. İşte o aortun gerilimi sonucunda oluşan bir ağrıymış. Yani aslında bunun arkasında da bir sürü neden olabilir. Yani asıl sıkıntı o bağırsağın mı kayması, midenin pitozu uğrayıp sarkması mı? Ama böyle bir şey var. Evet, böyle bir şey var aslında. Eskiler biliyorlarmış aslında. Yani fizikte de bence kırık çıkıktan gelme. Sadece bilimsel bir kanıtı yok. Yani eskiden ve Mısır'da da böyle elleyerek dokunup burada bir sıkıntı var, ben buraya bir iteyim, çekeyim falan diyerek böyle ilerliyor aslında fizik tedavi. Şimdi tabii sen daha Spine Project modüle girmedin. orada ilk gün manuel terapi tarihini anlatırken milattan önce alıp 1800'ün yılların sonuna kadar bu işi zaten halk götürüyor. Arasında yapıyor. Doğru. Yani. Çünkü doğru. Tıp bunu kabul etmiyor bir türlü. Evet. Sonra çok ünlü bir ortopedist, hatta ortopedinin babası denen bir hocamız şey diyor. Bu adamların yaptıklarını ya alın bilimsel zemine oturtun ya da onlar bir şekilde rastgele de olsa başarılı olduklarını siz bu sefer zor durumda kalacaksınız deyip. Aynen öyle. İşte bu şekilde tıp, manuel terapi, osteopati, kayropraksiyi kabul etmeye başlıyor ve şu an bence çok iyi bir seviyedeyiz. Yani bilimsel olarak. Tabii hala Türkiye'de manuel terapiyi başka gruplar sahiplenmeye çalışsa da. Maalesef. Bu fizyoterapistlerin işi olduğunu tüm dünyada aslında herkes biliyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Rahat rahat YouTube'da. Evet. Benim de bir tane hastam var. Yurt dışından gelen bir hastaydı bu. Önceden işte hikaye alıyoruz ya, hasta bir sürü bir şeyler anlatıyor. Hatta o hikaye değerlendirme kağıdı böyle karman çorman oluyor. Hiç her şey sevmezsin içeride. Konuşmayı zaten değil mi hastayla? Hayır, yarım saat değerlendirme alıyoruz. Ondan sonra bir böyle her şey... Bir Zeynep zaten. Her şeyi anlatıyor. Bu hasta gerçekten her şey var. Yani bütün her şeyi tiklemişiz. Trafik hikayeti kazası neydi? Belfıtı diye geldi. Kilosu da vardı hanımefendinin. Biz böyle beline çalışmaya başladık. İlk başta bu sakrumuna, yani bu belinin tam bittiği noktada elimi böyle yerleştirdim, böyle testleme yapacağım. Direkt dedi ki, zıpladı böyle yatakta. Ben de tedavi yapamayacağım. Dedim ne oldu? Başım çok ağrıyor. Ondan sonra bir bakın sakin olun falan dedim. Böyle bir daha bir dokunuyorum. Hemen direkt baştan tepki veriyor. Dedik bu, ben bele dokunamayacağım, nasıl yapacağım tedaviyi? Böyle ilk başta bir konuştuk, bir rahatlattık hastayı. Böyle çok farklı tepkiler vermeye başladı. Sonrasında size direkt gelmiştim. Hocam işte bel çalışamayacağız, direkt böyle biraz kafa çalışalım, gerginliğini alalım diye. Bir iki seans komple boyun çalıştık, kranium çalıştık. Ondan sonra hasta tamamen rahatladı, bu gergin bağlantıları gitti. Belini çalıştık, komple rahatladı ve dedi ki, ben yurt dışında hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. Gerçekten de hani düzgün teşhis tedaviyle çok faydasını görüyoruz. Böyle vakalar olunca çok mutlu oluyoruz. Çünkü hani bize de geri dönüş çok güzel oluyor. Çünkü o kadar uğraşıyoruz mesela, biz de orada stres oluyoruz. Hastayla bir bütün oluyoruz aslında seansta. Böyle olunca unutamadığım güzel bir anı aslında. O hastanın giderken hani mutlu olur olarak gitmesi güzel bir şeydi bizim için. Evet, mesleki tatmin açısından güzel. Evet. Biz tabii yurt dışındaki arkadaşlardan, meslektaşlardan geride değiliz. Takip ediyoruz her şeyi ve bazen hani yurt dışında gidip eğitimler de verebiliyoruz. Bizim ekiplerimiz işte böyle gördüğünüz gibi değerli insanlardan oluşuyor. Ben orada olmasam bile kendilerine gelip tedavi gönül rahatlığıyla olabilirsiniz. Uzman hekimlerimiz ve fizyoterapistlerimizle beraber. Hastalar tek seanslık gelme düşüncelerinde genellikle ve hani böyle de olsun istiyorlar. Bir kere de geçsin diyorlar. Böyle bir şeyin olmayacağını ilk başta da, yani olabilir ama olmayabilir. Her hasta farklı. O yüzden şimdiden de söylemiş olalım.
her hastanın durumu farklı olduğu için böyle ben bir seans alayım ondan sonra gelmeyeyim düşüncesi maalesef her hastada geçerli olmuyor. Bir durumun değerlendirilmesi lazım. Doktordan sonra tabii ki. Peki. Teşekkür ediyorum ikinize de. Rica ederim.